Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür çomarın yavrularını çekemiyorduk. Çoğu izleyicimiz de sormuş. Bugün çomarın yavrularının yanındayız. Sadece iki tane dişi kaldı arkadaşlar burada. Alacayla beraber diğer erkeği ve bir tane dişiyi yaylaya köye gönderdim arkadaşlar. Burada havalar çok sıcak. Köpek sayımız da çok fazla. Bu yüzden onları köye gönderdim. Burada büyüyecekler. Esi, kızım. Diğer dişileri de sahiplendirdik. Şimdi iki tane dişimiz kaldı sadece. Bayağı da büyüdüler. Çok da hareketli yavrular. Nesi? Nesi de maşallah. Çok iyi baktı, büyüttü yavrulara. Dur bakayım. Gel bakayım kızım. Al filmini kızım. Al film. Nesi? Ne halde? Büyümüşler. Anneleriyle oynuyorlar. Kızım. De bakayım. Aşkısım. Kışım benim. Şunu sevimliğine bakar mısın arkadaşlar? Maşallah. Aferin kızım. Aferin. Lan mahvettin üstümü. Birkaç gün içinde bunları da sahiplendirdikten sonra Lesi'yi de yaylaya göndereceğiz arkadaşlar. Koyun sürüsünde görev yapmaya devam edecek. Koyunlar, inekler yaylaya çıktı ama bunun yavruları var diye göndermedik. Yavrular da bayağı büyüdü. Kendini kurtardılar. Dediğim gibi arkadaşlar bu iki tanesini de sahiplendireceğiz. Yakın çevrede olan arkadaşlar veya gelip alma imkanı olanlar gönderim falan yapamam arkadaşlar açıkçası. Bu yüzden böyle yakın çevremizde çomarın yavrularını beslemek isteyenler gelip alabilirler benden. Instagram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Para falan istemiyorum. Sadece iki paket mama karşılığı veriyorum. Kızım. Şöyle yakından göstereyim. İkisi kaldı. Bu biraz daha koyu renkli. Diğeri biraz daha açık. Kızım. Gel bakayım. Gel kızım. Aferin benim kızıma. Birkaç gündür çekemiyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok da yazan oldu. Alacağı da durumu çok iyi. Köyde olduğu için çekemedim. Diğer erkekle beraber bir tane de dişi yanlarına kattım. Onlar orada büyüyecekler inşallah. Aşılarını falan, gençliğini falan yaptım arkadaşlar. Bunların da gençliği yapıldı. Yalnız iki kez yapılması lazım. Ben sadece bir kez yaptım. 20 gün sonra tekrar yapılması gerekiyor. Yaklaşık bir 10 gün oldu sanırım yapalı. 10 gün sonra tekrar gençliğini yapacağız bunların da. Gel. Seviyor musun kızım sen bunları? Evet. Sen zaten bütün yavruları seviyorsun. Bütün köpekleri evet. Seviyorsun. Oğlum. De. Kızım. Heh. Oğlum da geldi. Kadro tamamlandı. Ne kız? Bak. Siz oynuyorsunuz ya. Sizinle nasıl oynuyorlar? Evet. Alıştırmışlar çocuklar arkadaşlar. Onlarla sürekli oyun oynadıkları için köpekler de alışmış. Bozonun yavrusu da çok iyi durumda arkadaşlar. Maşallah hak yüzde sahip çıktı. Çok da iyi bakıyor. Başta biraz tedirgin olduk ama iyi. Alıştı. Bu arada yıldız dişi de kızanı başladı hemen. Kanaması başladı. Bir iki gün içinde eşleşme döneminde olacak. Bakalım hayırlısı. Bunu da dermanla eşlemeyi düşünüyoruz. Şu anda gelen dişimiz de var. Gelecek dişimiz. Daha önce de söyledim. Bu biraz uzadı farkındayım ama bu dişiler de gelecek. Bir tanesi daha genç. Lesi, ne yapıyorsun kızım? Yavrusunu ağırlıyor. Bir şey gömmüş muhtemelen oraya. Onu çıkaracak. Ne gömdün kızım sen oraya? Daha önce de muhtemelen bir şey gömmüş arkadaşlar. Ha evet. Düneyin mezbaneden gırtlak falan et getirmiştim. Onun fazlasını belli ki gömmüş. Şimdi çıkarıp yiyecek. Ama yavruları tersliyor. Lesi. Şşş. Bu ne kızım? Çok ayıp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bir tesadüf oldu. Normalde köpekler doyduktan sonra fazla kalanı saklarlar. Gömerler. Ve yerlerini de asla unutmazlar. Gördüğünüz gibi hiç belli bile olmuyordu. Lesi birden
eşinip çıkardı. Bu dün verdiğim etti, fazla gelmiş. Bu... Yani... Şimdi karnını doyuruyor. Birazdan zaten tekrar yemeklerini vereceğim. Biraz daha serin olsun. Şu an hava çok sıcak. Sıcak olduğu için köpekler de zayıflıyor. Yemiyorlar da. Ama akşam serinde veriyorum o yüzden yemeklerini. Daha iyi yiyorlar. Kızım. Dediğim gibi yıldız dışıyla bilmiyorum nasıl yapacağız. Tabii bunu dermanla düşünüyorum. Ama biraz da kafam da karışık. Bozo da olabilir mi diye. Ama yine dermanla çiftleştireceğim sanırım. Bakalım. Hakkımızdan hayırlısı. Birkaç gün daha geçsin. Biz de o zamana kadar kararımızı vermiş oluruz zaten. Lan. Şimdi yıldız dişiyle bir bakalım. Onun yanına da geçelim. Şimdi yıldızın yanına da geçeceğim arkadaşlar. Hava çok sıcak. Gel, gel, gel. Gel ateş, gel. Gel. Gel bakayım buraya. Yıkayacağımı anladı. Hava çok sıcak diye biraz yıkayacağım arkadaşlar. Serin nesneler. Buraya gel. Ateş. Ne o lan? Şişt. Ateş. Gel bakayım. Ne? Nereye kaçıyorsun lan? Ha? Dur bakayım. Buyur oğlum. Şöyle biraz serinleyelim. Ha? Aşırı derecede bir sıcak var arkadaşlar. Bu sene de biraz kurak geçti. Yağmadı. Bu yüzden böyle fırsat buldukça köpekleri serinletiyorum en azından. Hortum suyuyla böyle yıkıyorum onları. Dur bakayım. Bir de TV'de oldukları için ateşleniyorlar. Dur. Sıpa sende. Gel. Çomo. Alo. Gel. Az önce de biraz ıslattım. Biraz daha ıslatalım oğlum. Aferin. Çomo o konuda en iyisi. En akıllısı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyor. Diğerleri biraz sağa sola kaçışıyor ama Çomo demek ki serinlediği için. Değil mi öyle işim benim? Değil mi öyle işim benim? Heh, aferin kocama benim. Tüyü de bayağı döküldü, az kaldı. Heh, tamam oğlum. Aferin benim kocama. Çomo. Şimdi yıldız dışının yanına geçelim arkadaşlar. Gel kızım gel. Yemekleri de pişiyor arkadaşlar. Şöyle yal pişirdim yine onlara. Kemikli, etli. Özellikle arkadaşlar bunu her seferinde söylüyorum. Köpeklere yal falan yaparsanız kesinlikle sıcak vermeyin. İyice soğuduğundan emin olun. Ondan sonra verin. Çok sakıncalı. Zaten çok sıcak olduğu zaman, ağzını vurduğu zaman direkt yakıyor dilini falan. Kızım. Yıldız. Kızım. Kızım. Gel bakayım. Gel. Gel. Şunun kalınlığına bakar mısın arkadaşlar? Arkadan ince, ön tarafı çok geniş. Çok yapılı. Göğüsü möğüsü. Çok güzel bir dişi. Kızım. Bayağı oldu bunu getirir arkadaşlar. Uzun zamandır bekliyordum bunun kızana gelmesini. İnşallah dermanla çok güzel yavruları olur. Dermanla işleriz muhtemelen arkadaşlar. Çünkü o daha yaşlı. Biraz da bu aralar şey gibi görünüyor yani böyle halsiz gibi. Sıcaklarındandır diye tahmin ediyorum. Yine ilaçta tedavisini yine yaptım. Vitamin falan takviye yapıyorum ama arka ayağında da biliyorsunuz bir aksama başladı. Muhtemelen kemik erimesi de olabilir. Vitaminlerden dolayı biraz daha iyi görünüyor ama yine de çok yaşlı bir hayvan. O yüzden onunla daha iyi olur. Bunun da dişleri falan kanca diş. Çok da iri dişli arkadaşlar. Dur bakayım kızım. Dur bakayım kızım. Şimdi dişlerine bakar mısın? Kızım, kızım. Neyle? 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 Neymiş benim kızım? Çok da akıllı arkadaşlar. Şöyle kaşıyım. Bırakınca kaşımamı devam etmem istiyor. Ne kızım? İkisim, ikisim, ikisim. İkisim, ikisim, ikisim. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar.
yapmışlar. Çengel dişli. Çok da iri dişli. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Çok akıllı, çok karakterli bir hayvan arkadaşlar. Bunu bugün içeri alacağım arkadaşlar. Kapalı yere koyacağım. Çünkü etrafta köpekler de dolaşıyor. Ne olur ne olmaz. Risk almayacağım. Daha bir iki günü var ama yine de ben tedbirimi alacağım. Kapalı yere koyacağım. Net olsun dermanın yavruları. Çelişkiye kalmamak için. Hayırlısı diyelim inşallah arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.